Hepinize merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizinle bir Sims paketini inceleyeceğiz. Sims'in Fanmade paketi. Paket burada gördüğünüz gibi Turkish Mini Stuff paketi olarak geçiyor. 28 tane kadın kıyafeti, 5 tane kadın takısı, 2 tane eşarp, 1 ayakkabı, 12 erkek kıyafeti, 1 erkek aksesuarı, 1 şapka, çocuk şapkası, çocuk kolyesi, meslek, özel eşya ve bir de sürpriz varmış. Burada ve bu tarafta tüm linkler var. Burada bazı linkler, isimler karışık duruyor. Buradan aşağıda linki koyacağım. Gidip indirebilirsiniz. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkürler. Şimdi oyunumuzu açtık. Burada şu anda kameramın olduğu bölgede aspirationlar var. Burada en iyi altın günü isimli bir aspiration var. Bunu ilk gördüğümde çok gülmüştüm. Yani ilkini indirdiğimde tek gördüğüm şey buydu. Onun dışında bir şey görmemiştim. Sen küçüklüğünden beri annenle birlikte altın günlerine gittin. Her tür altın gününü gördün ve tüm yemekleri tattın. Sen altın günlerinin en iyisini yapabilecek tecrübeye sahipsin. Bu yüzden büyüdüğünde kendine en iyi altın gününü ben yapacağım dedin. Şimdi en iyi altın gününü yapmak için partiklere ne? Başlama zamanı. Orada tam anlamadım. Kendini hazırla, en iyi yemekleri yap. En iyi altın gününü sahibi sen ol. Ya. Bence çok hoş. Bir de sadece traits'ler kısmına baktım. Trait koymamışlar. Sadece aspiration'larım. O da çok tatlı. Tatlı bir ev hanımı yapacağım için. Şimdi hızlıca böyle küçük küçük şeyler yapalım. Mesela ne olabilir? Dedikoducu. Talkable yani. Neden olmasın? Ailesine bağlı. Bir de natural cook yapalım bence. Şimdi suratı hiç oynamayacağım. Suratı çok güzel. Saç olarak bakalım. Şimdi bir de nasıl ayırt edeceğiz? İnşallah Turkish pek yazıyordur. Bir dakika, saç var mıydı? Ben ona dikkat etmedim. Ha, saç yokmuş. Tamam, saç böyle iyi o zaman. Saç hiç şey yapmayalım. Şapka. Bir tane eşarp var. Bunları unutmayalım. Şimdi aksesuar olarak bakıyoruz neler gelmiş. Nazar boncuklu. Çok güzel. Küpelerimiz var. Bunları kullanacağız. Tatlı kızımıza. Bir de kolye vardı. Ben görmüştüm birinde. Nazar boncuklu kolye. Evet, o da burada. Bence çok tatlı görünüyor ya. Beğendim ben bunu. Şimdi kızımıza böyle hafif bir makyaj yapalım. Hafif diyeceğim, bunu yapacağım. Aslında güzel oldu ya. Ama böyle sen bir tatlış ev hanımısın. Sana gerçekten hafif bir makyaj yapalım. Bunun gibi falan. Tabii. Bu ne ya? Tamam, bu tatlı, bu iyi. Şimdi kıyafetlere geçiyorum. Üst bakacağız. Böyle bir şey gelmiş. Çok tatlı bu. Lamalı falan, aşırı tatlı. Çok beğendim. Güzel. Bunu böyle aslında bir nevi pijama tarzı bir şey olarak kullanabilirim. Kıyafet olarak kaç... Ay, kedili. Çok tatlı. Bunun başka hayvanı var. Allah, tiplere bak. Çok güzel. Şu yeşil hoşuma gitti. Bunu kullanacağım şu an bu kızda. Bakalım başka bir şey gelmiş. Şimdi gözümden kaçan olabilir. Çünkü şu an çok şey yapamıyorum. Kıyafet olarak kaç tane var? Ha, şunlar da var. Şunları deneyelim. Çok güzelmiş bu. Çok tatlı. Başka renkleri mor var. Pembe. Ay. Ya bir pembemsi bir mor daha doğrusu. Mavi diyecektim, sonra pembemsi mor diyecektim, çünkü kafam karıştı. Çok tatlı bu da, ama şu çok hoşuma gitti. Yani ya bunu giydireceğim ya bunu. Bak. Çok güzel. Şunlar böyle şeye çok benziyor. Koton'un ürünlerine çok fazla benziyor. Hani belirli bir renk üstünde ve değişik bir şekil. Hoş bence.
Şu ayıcığı kullanmak istiyorum. Böyle bir şey de var şu an. Çok tatlı. Şimdi giydireceğim ama. Yukarı doğru bakıyorum. Şu var. Bu tam, evet, tam bir böyle teyze modeli. Aa, bu çok güzelmiş. Ay, arkasında da şekil. Bu şekilsiz mi? Ya bu ne? Ha. Bir gölge farkı var aralarında. Çok hoş. Ay, yanlış yere tıkladım ben diyorum, ne alaka? Şunu giysin ya. Değil mi kız? Bunu giy. Başka şunlar var. Çok tatlılar şu ikisi. Şu işte az öncekinin boğazlı olanı, onu da çok beğendim. Bu da az öncekinden. Kıyafetler sanırım bu kadar. Bakıyorum yine de. Evet ya, bu kadar. Gözümden kaçan olursa kusura bakmayın gerçekten. Elbiseye daha sonra bakalım. Alt bakalım şimdi. Şimdi sadece aslında custom contentleri ayarlasak daha kolay olur. Evet, böyle. Çok güzel bu. Üstüne düz beyaz ya da düz siyah bir şey giydirseniz aşırı yakışırdı. Ha, bu da güzel aslında ama düz. Bu da düz olsa daha tatlı olurdu ama kötü değil. Hani mesela şöyle de bir şekilde yakışıyor. Bir de şu var. Eteğimiz. Çok güzel. Çok güzel bu da. Bu ne? Şort mu? Etek mi? Şort. Güzel. Beğendim. Değişik bir model ama hoş. Daha aşağılara bakıyorum. Bu az önce baktım. Niye iki tane görünüyor acaba? Aa, bu çok güzel. Ha, Özlem. Bu gerçekten takip ediyorum ben onu, şimdi yalan yok. Çok güzel. Bunu giydirebilirim aslında böyle. Çok da tatlı olur. Bunlar da var. Şu daha mı uydu sanki ya? Daha bir uydu gibi, evet. Bunu kullanacağım. Bakalım bakalım. Takı. Bu ne? Bu ne? Allah, bunu anlamadım. Saçtan dolayı mı göremiyorum? Bir şey mi var burada? Bakıyoruz başka başka başka. Çok bir şey yok galiba buradan. Ayakkabı. Ayakkabı bir tane varmış. Bunu okumuştum. Şunların aslında hepsini böyle yapsak çok daha kolay olacak benim için. Ayakkabı yok muydu ya? Ben vardı diye hatırlıyorum. Neyse, uyumlu. Şöyle bir şey giydirebilirim aslında, mavisi. Mavi çok cırtlak mavi. Siyahı olabilir, evet. Şimdi elbise bakalım. Ayakkabı olarak şöyle basit bir şey ayarlayayım da. Elbise bir tane vardı sanırım. Formalda çekelim aradan. Şu. Aa, çok güzel. Bir de bu. Bu da güzel. Bu tam genç kız şeyi, öbürü tam böyle hani. Aa, bu da çok güzel. Bu aşırı güzel bu arada. Aa, Türk bayrağı varmış. Çok tatlı. Çok güzel, çok güzel. Şu siyah giydireceğim. Şu var. Aa, bu gerçekten çok güzel. Bunu partiye giydirebilirim. Az önceki kalsın. Nerede az önceki? Şu. Bundan bir sonrakini açtığımda partide giydireceğim. Bakalım başka bir şey var mı? Evet, bu karakterimize güzel bir Türk ismi de bulmamız lazım. Senin adın Ayşe olsun. Soyadın ne olsun senin? Sen yurt dışına taşınmış bir Türk ol. O yüzden yurt dışında doğmuş ol. Garip bir hikayen olsun. Böyle saçma da bir soyad bulalım.
Bir de şimdi erkek şeylerine bakalım. Evet, burada sanırım erkekte de aynı şey var. Aa, yokmuş. Ha, family'di, pardon. Diyorum. Başka bir expression yok galiba. O yüzden buna da aynı şeyi seçeceğim. Bunu da bir tık random yapalım. Senin adın da Hasan olsun. Neydi kızın soyadı? Olun. Siz gitmişsiniz, yurt dışına taşınmışsınız. Size çok güzel bir hikaye buldum işte. Ne güzel, daha ne istiyorsun? Şimdi öncelikle senin saçın. Saç var mıydı? Saç vardı sanırım. Erkekte var mıydı? Yokmuş. O zaman şöyle bir bakayım. Şu. Tam. Tamdır. Ya, yeter. Sakal da yok. Tam bıyık kalabilir. Kalsın ya da şöyle bir şey mi yapalım? Evet, Teknoş'ta çalışanımız var artık. Teknoş'a yalnız. Teknosa çalışanımız var artık. Fes var. Fesi var ya, çok güzel. Aşırı tatlı. Bence senin fesin olsun ya. Şu kızda da bir bakayım, 2 dakika var mı acaba? Çünkü var diye biliyorum. Ha, tepedeymiş, ben görememişim. Çok güzel duruyor. Şimdi bununla devam edelim. Şimdi kıyafetlere geçiyoruz. Şöyle bir baba kıyafetimiz var. Bir de bu var. Tişört. İstanbul yazıyor. Taksim, Haksim. Bir de Gideah yazıyor. Güzel. Esprikli olmuş. Güzel olmuş. Aa, bu Oho. tatlıymış. Şunu giydirebilirim aslında ama bunu tam bir baba yapmak istiyorum. Bu da hoş olmuş. Şöyle bir gömlek de var. Tam bir nargile. İnşallah nargile de koymuşsunuz. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Böyle bir şey var. Yani şöyle gömlekle takılsın, bence hoş. Şalvar gibi. Şunuz bir fotoğraftır ya. Neden bende böyle bir custom content var? Bir de şu var. Bir de bu var. Bence şu iyi ya, onu giysin. Saçma oldu şu, bence şu şaka yaptım. Ayakkabı da random seçelim. Şöyle bir şey giysin, siyahı varsa. Evet. 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 Şimdi benim asıl merak ettiğim olay eşyalar. O yüzden hemen eşyalar kısmına geçelim istiyorum. Şimdi evin yapımına başlayacaktım ki baktım parke falan da var. Bu yüzden direkt bu şekilde başlamak istedim. Böyle çok tatlı. Böyle direkt adı da Ahşap Parke. Evlerini sıcacık tutacak yerden ısıtmalı. Bence çok aşırı tatlı. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben burada bir tiny living tarzı bir şey yapmak istiyorum. Bu yüzden çok basit bir ev yapacağım. Hani öyle çok şey yapmayacağım. Detaylı falan. Hani şöyle odası, şöyle banyosu, mutfağı falan. Hani bayağı tiny living tarzı bir yer yapacağım. Çok fazla detaya girmiyorum o yüzden. Yine bir custom content'e çeviriyorum. Var mı burada acaba diye. Yok. Bakalım burada bir şey var mı? Varmış. Olmazsa olmaz. Bunu tabii ki de banyo deseni yapacağım. Bir de böyle bir şey var. Ay, bu tam hamam. Tam hamam tarzı. Aşırı güzel. Şunu banyo deseni yapacağım. Şurayı. Evet, böyle yapalım. Bunu da böyle olsun şimdilik. Tekrar parkelere geçiyorum. Ha, böyle şeyler de, fayanslar falan da varmış. Şöyle. Aslında bu ikisi uyumlu, evet, bunu böyle kullanabilirim. Şurayı
Şunun bir tık koyusu mu? Şu turuncumsu olanı burada. Şuraya da beyaz kullanayım. Daha tatlı durur bence. Wait, kapılar. Ha. What? Kapılar bozuldu. Şimdi dış cepheyi daha basit yapacağım. Hani şöyle. Zaten şuna bayılıyorum aslında. Şuralara da hemen küçük bir çit. Şimdi gelelim evimizin içine. Öncelikle bir küçük bir mutfak yapalım. Dur ben yine bir custom content ayarlayayım. Şöyle fayans, mermer tarzımız bir şeyimiz var. Çok güzelmiş bunlar. Şu şekil çok tatlı be. Şunu kullanacağım. Şu şekilde buzdolabı, böyle random bir buzdolabı koyuyorum. Bu arada çok detaylı şeyli falan yapmıyorum, fark ettiğiniz üzere öyle hani kafama göre yapıyorum. Lavabo. İsmi sadece lavabo. Ha, çok da güzel ya. Çok çok beğendim. Tatlı. Bakalım burada bir şeylerimiz var mı? Bu ne? Kahve fincanı. Yoğun bir günün ardından eve gelip dinlenmek istediğinizde aklınıza gelen ilk şeylerden biridir. Evet, öyledir. Ama bunu sehpanın üzerine falan koymak istiyorum ya. Şuraya bir. Ben bir yemek... Çok tatlı bu ya. Gerçekten çok tatlı. Şu daha küçüğü. Aslında daha küçüğünü şöyle şuraya koysam. Sandalye koysak oraya. Sandalye olarak bu var. O şey bayağı bu. Ay çok güzel bu. Burada direkt yere oturuyorlar değil mi? Yoksa bug'lı mı kalıyor şimdi? Onu da düşünemeden edemedim. Şuraya aslında bir şark köşesi yapsam mı ya? Mutfak yerine. Yemin ederim tiny miny dedik ama çok bir şu an şey oldum. Bilemedim. Şu böyle kalsın. Ya bence bir yapayım ya. Bir şöyle. Bir tane de şu, Allah şundan. Şu şekil koyacağım ama kimse oturamayacak bu arada da. Gerçekten bilemedim şu anda. Ya şöyle koyayım. Çok bug'lı duruyor bu da. Gerçekten bilemedim. Şöyle yapacağım ya da direkt. Tek kişilik. Gelip yiyip gidecek. Şu şekil. Sen de gel bakalım. Ama bunu buraya koyamam ki. Aa, oluyor. Bu böyle aslında burada oturacak ama oraya yetişemeyecek. O yüzden ne yapacağım? Şunu alacağım. Bahçeye koyacağım. Şöyle. Oturun. Şu şekil. Ortaya da şundan. Olmadı. Heh. Şöyle oturun konuşun. Dışarıda çayınızı, çorbanızı için takılın yani. Ben tam öyle bir ortam şu an burası. burada bir şey var mı? Türk bayrağı, fincan, Çinliler. Çinlilere aşağı koyayım. Bu ne? Dev Türk bayrağı. Koyalım, belli edelim kendimizi. Bir de bir French press. Sonra. Allah'ım. Şu çayı şu ortaya koyacağım. Köşeye koyacağım hatta. Tekrar mutfağa dönüp şuradan kahve fincanını da bu ortaya koyuyorum. Daha bir iki tane de köşeye koyayım. İçenler alsın. Sonrasında fırın diyecektim, fırın olarak kesin bir şey vardır. Ay ama bu çok büyük. Bu çok büyük. O zaman şunları köşeye alacağız, şuraya. Seni kaldıracağız. Sırf bu taş... Niye olmuyor? Tam duvarda değil ki. Niye olmadı bu?
Allah Allah. Niye oraya koyamıyorum? Tavana mı çarpıyor diyeceğim? Hayır. Şöyle köşeye koysam o da mı yemiyor? Şöyle koysam araya o da mı yemiyor? Allah Allah. Bunu da dışarı koyalım bari o zaman. Dışarıda böyle mangal tarzımsı bir şey olsun. Mangal değil de ben o tarz. Bu plant var mı? Bir tane şu var. Şöyle bir şey. Şunu köşeye koyalım. Televizyonun yanına daha doğrusu. Televizyon niyetine demeyeyim de. Ya da şöyle koyalım. Kapının girişine televizyonu şuraya bir yere koyarız. Ama bu burada olmuyor. O yüzden bunu şöyle alacağım. Aslında şuraya fırını koyarım diye falan düşündüm ama çok bir olmadı istediğim gibi. Koltuk. Koltuk bakalım. Az önce baktıklarımız dışında var mı? Yok. Traditional Turkish sofa. Şu varmış. Tamam, bunu kullanırız. Sıkıntı yok. Şöyle buraya koyalım. Televizyonu da şuraya koyalım. Bunlardan var mı? Yok. Televizyon var mı? Ayrı olarak. Tamam, televizyonu da hemen yapalım. 2 dakika. Şöyle küçük bir televizyon olsun. Halı var mı? Halı tabii ki de vardır. Çünkü halı. Halı. Yani bu arada bunların rengi çok şey oldu ya. Duş var mı? Hamam. Hamam tezgahı. Desenli küvet. Hem duş al hem küvette dinlen. Değil mi? Şu pencerenin yerini değiştirelim ama böyle hoş olmuyor. Çok güzel. Aa sen ne ara geldin oraya? Çok güzelmiş. Beğendim. Hoş. Resim falan hiç bakmadım. Resim bakalım. Var mı? Ferhatlar ve köpekler giremez. Bunu direkt kapıya yapıştıracağım şuraya. Ferhatlar ve köpekler giremez. Bu ne? Çılgın Şakir. Yok neydi? Kral Şakir. Çılgın Şakir ne ya? O kadar alakam olmadığı belli ki yani. Kral Şakir değil mi bu ya? Dilo'ya var. Kral Şakir Team var. Ve anlamsız. Bu kim? Keloğlan var. Siz kimsiniz? Rafadan tayfa. Ve hepsini de biliyorum ya. Niye ben hepsini biliyorum? Neden hepsini biliyorum ya? Aa bunu evimizin baş köşesine tabii ki de koyacağız. Çok güzel. Bu detay çok hoş olmuş. Aa, tüm resimleri var. Çok güzel. Çok güzel. Cami fotoları var. Hisarlar var. Bakalım başka. Pamuk kalemi de var. Aa, burayı koyarım. Burası çok güzel. Şey değil miydi burası ya? Yanlış hatırlamıyorsam. İzmir'deki Efes antik kenti. Şu kahveli olanı da mutfağa koyalım şöyle. Şöyle. Bu ne? Bunu Çinliler yine. Değil mi? Evet. Ebru'lar var. Şuna koyayım böyle ya. Tepsi gibi de duruyor. Bunlar değil değil mi? Göremiyorum şu an. Yok. Başka başka başka. Ferhatlar, köpekler. Aa onun farklı şeyleri mi var? Peki, peki. Çok güzel bence. Bakalım bakalım bakalım. Yatak odası şimdi evet. Yatak odasına bakalım. Kral şakirlerimizin arasında bir yatak koyalım değil mi? Bir tane böyle çocuk yatağı var. İşte böyle Winnie the Pooh. Bunlar. Keloğlan. Güzel. Büyük var mı yatak? Yok mu ben mi göremiyorum şu anda? Galiba yok. O zaman ben Keloğlan'ın yatağı seçmek istiyorum. Nerede o? Evet şunu kullanacağım. Çünkü neden olmasın. Gardırop şöyle bir şey var. Aa bu tarz bir şey bende de vardı biliyor musunuz küçükken? Yani tam böyle değil de hani böyle sepetli bir şey. Çok güzeldi. Yan masa şeyi. Aa şöyle bir şey var. Ama şunu
Böyle koyacağım. Çok güzel ya. Ben bundan önce birkaç tane daha şey indirdiğim için bazen karıştırıyorum. Bu ne bu ne diyorum. Türk işi perde. Hemen perdemizi kullanamıyorum şu an. Dışarı kullanabiliyorum ya. Şaka mı bu? Evet, çok küçük diye. Ama perdeyi gördük. Önemli olan perdeyi görmekti. Yine de her şeyi kontrol ediyorum. Var mı unuttuğum şey falan. İyi ki de bakmışım. Şuraya bir Türk bayrağımızı da koyalım. Keloğlan odamızı. Evet, bu şekilde. Aa, bir de şu varmış, pardon. Bunu da koyalım. Ha, şöyle bir perde varmış. Ha, bunu kullanırız. Bak, bu güzel. Şu hoş. Tül perde. Ben böyle tül perdelere de bayılıyorum bu arada. Şu ahşap oluşu daha da bir hoş oldu. Sadece denemek için koyuyorum öyle random. Hoş yani. Beğendim. Paketi inceledik. Paket bu şekildeydi. Bence gayet hoş, güzel. Buram buram Türk kahvesi kokan bir paket. Bence hoştu. Bulduğum bu tarz paketleri yakın zamanda incelemeyi düşünüyorum. Böyle farklı paketler bulursam sizle de paylaşmayı düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Video biraz uzun oldu ama böyle detaylı incelemek istedim. Tek tek bakmak istedim. Eksik kalsın istemedim. Eksiklerim varsa yorumlarda belirtin lütfen. Bu paketi de ileride kullanacağım oyunlarda, serilerde falan ya da yayınlarda kullanacağım. Yapacağım ailelerde kullanacağım. Bu pakette emeği geçen herkesin eline sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Kıyafetlerden ev malzemelerine her şeyi çok güzel olmuş. Ben dediğim gibi kullanacağım bunu ara ara. Destek vermek isterseniz de aşağıda linkler bulunuyor. Oradan yardımcı olabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için lütfen takip etmeyi unutmayın. Aşağı video hakkında yorumunuzu ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenmek çok garip bir şey ama neyse. Tarz önereceğiniz paketler, modlar, işte şuna bakar mısın, şu nasıl oluyor falan diyeceğiniz sorularınız, önerileriniz varsa da aşağıda Instagram adresim bulunuyor. Oradan yazabilirsiniz. Dönüş yapıyorum hemen. Bir de yorum da yapabilirsiniz yani buradan da sormak isterseniz bu şekilde. Bir sonraki videomda görüşürüz. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi oyunlar.